Milletin hocam kafasına ben anlayamıyorum bunu bazen. Yani hacısının hocasının neyse yani Amerikasız olmaz şeyini nasıl soktular? Yani Amerika neticede hani Müslümanımız namaz kılıyor Allah'a ekber diyor. Sonra diyor ki Amerikasız olmaz. Amerika namaz kıldığı, kıbleye döndüğü, inandığı, Rabbim karşı çıktığı bir din, Haçlı şeyini ya temsil ediyor. Ya sen bırak. Nasıl Amerika'nın başında kim var? Obama. Obama. Obama ölse nereye konulacak? Hristiyan mesela. Bitti. Amerika'nın düşmanı kim? Atıyorum Suriye. Başında kim? Esad. Ölse nereye konacak? Müslüman mezarlığına. Müslüman mezarlığına. Ya bu kadar da mı biz kör olduk? Nasıl bu kadar? Onu söylüyorum. Ya. Anlayamıyorum yani. Bizim insanımız nasıl Amerika olmazsa olmaz diyorsa Allah'a ekber. Açılım adı altında maalesef ölçüleri değiştirdiler. Ölçü değişince örf, adet, gelenek, iman bu kuralların efendim yerinden oynadığını görüyoruz. Onun için de insanımız çok ciddi yanlışların içine giriyor. Allah korusun. Yani bir insanın efendim yanlış yapması öyle isyan etmesi, adam öldürmesi, adam kaçırması bu tarzda olacak değil ki. İstikametten bir milimetre şaştığı zaman Allah korusun gider. Yani açılma sadece yani bu murakabe, bu muhasebe insanımızdan alındı ve maalesef hiç de düşünmek istemiyor. Yani bunu düşündüğü gün meselenin anahtarını elinde bulacak. Evet. Ve Türkiye'nin öyle zor meselesi yok. Hocam evet. Bu açılım dediğimiz şey sadece ekonomi değil diyorsun, inanç açılımı da. Tabii tabii. Yani bu çok önemli. Yani asıl şey. Açılım o. İnanç açılımı. İnanç açılımı. İnançta devrim. Anlaşıldı mı? Evet. İnanç nasıl bir devrim? İslam'ın işini boşaltacaksın, Hristiyanlığı ruhuna yerleştireceksin. Görüntüde sarıklı cübbeli Müslüman, içi o haş dolu. Böyle bir insan modeli. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bunu haber vermiyor mu? Ben en fazla Deccal fitnesinden endişe ederim. Nedir bu ya Resulallah? Ümmetin bölük bölük Hristiyan olacak. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak. Mescitler insan dolacak. Ama bir tane mümin olmayacak. Müslüman olmayacak. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak ve kendini Müslüman zannedecek. Şimdi bu bir süreçtir. İnsanımız ayağını denk alması lazım. O bir adım atıldı mı? Yani yönünü döndürdün mü? O istikamete gittin mi bu iş biter. Evet. Şimdi sen kime ayıktıracaksın? Onu söyle bak. Kime ayıktıracaksın? Konuşuyorsun. Aslında hakikaten bu nasihatleri, bu görüşleri dinleyen adam bir anda ayıkır. Sorar nefsine, kendi kendine. Ya benim yolum hangi istikamete? Ben niçin bu adama ben böyle diyorum? Onun yanında yer alıyorum. Yani Obama'yla niye oluyorum? Bu soruyu sorması lazım kendine. Evet. Onun ordusunu niye destekliyorum? Müslümana niye kurşun atmak istiyorum? Bunları sorduğu zaman aklı bunun cevabını rahatlıkla verir. Yani burada mesuliyet mükellef olan vatandaşımıza aittir. Evet. Diyorum efendim. Hocam.